ülkemizin vazgeçilmez kıymet. Muhalefet olacak, daha çok çalışalım. Alternatif olacak, daha iş yapalım. Ancak bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince bir çizik kaldı. Bakınız, mavi vatan dedik, yalnız olmadılar. Doğu Akdeniz dedik, yalnız olmadılar. Libya dedik, Suriye dedik, Kuzey Kıbrıs'taki sorunlar dedik, Azerbaycan dedik. Hiçbir konuda yalnız olmayanlar şimdi tuttular. BBC'nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. BBC o yayınlanan haberi kaldırdı. Bu yanlışmış, hata yapmışız dedi. Yetmedi, Türkiye'den özür diledi. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür demek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Para verelim buraya gelmesinler. Aynı şekilde Suriyeliler. Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf bir ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Biz mi onların rahatı için bize para veriyorlar, siz bütün külfete katlanın diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansın. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi alakanız yok mu? Deme hakkımız var bizim. Buradan çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin temel meselelerinde bir araya gelmeyi, milli sorunlarda bir araya gelmeyi başarmak zorunluluğumuz var. Siyasi partiler, muhalefet, iktidar, bu dengeler değişir, dönüşür. Ama ülkemiz bir tane. Sevdamız ortak, derdimiz ortak olmak durumunda. Nasıl ki biz bu mahalleye yatırım yaparken, ilçemize yatırım yaparken, siyasi parti hangisine oy verdiniz, kimsiniz demiyorsak, Türkiye'nin temel meselelerinde 85 milyonun beraber olduğu işi yapmak durumundayız. Ayasofya açıldığında sevilmek hiç kimseyi iktidar yalnız yapmaz. PYD komşumuz olamaz dediğinizde de hiç kimse sizi, yine diyorum, iktidar yalnız yapmaz. Milli meselelere bir arada olmayı yapmak zorundayız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyüyen ülkeyiz. Gelişen ülkeyiz. İBF'siz Türkiye olmaz denirken bugün 200 milyar ihracı olan bir Türkiye var. Bugün 20 sene önce sadece kibritin üzerinde, kibrit Türk malı yazarken bugün bu ülkenin ürettiği füzelerde Türk malı yazıyor. İHA'larda, SİHA'larda Türk malı yazıyor. Bunlar büyük dönüşümler, büyük işler. O yüzden Türkiye'mizin büyümesine hep beraber omuz vereceğiz, şahitlik yapacağız. Biz bu ülkede 100 yıllık bölgesel oyunları bozmaya başladık. Biz konjonktürel sorunlardan etkilensek de altında kalmamayı başarmış bir ekibiz. Biz biliyoruz ki tarihin bize verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Rüzgar sert esiyormuş. Eserse etsin. Bundan söğüt korsun. Çınara bir şey olmaz. Bu ülke kaldığı yerden yoluna inşallah devam edecek. Bölgemizin büyüyen gücü, zincire kıran bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.